sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Sempozyumumuza başlamadan önce protokol konuşmaları için öncelikle İstanbul Üniversitesi Türk İlgileri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Bulduk Hocam'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Rektör Yardımcım, değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, kıymetli öğrenciler ve kıymetli dinleyiciler. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen 100. yılında Misak-ı Milli'den Güncel'e Bakmak Milli Sempozyumuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1933 üniversite reformundan sonra Türk İnkılabı Enstitüsü adıyla Türkiye'de kurulan ilk İnkılap Tarihi Enstitüsü'dür. 1971'de Atatürk Devrimleri Enstitüsü 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 23 Mart 1983'te Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü adını almıştır. Enstitümüzün amacı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında lisansüstü çalışma yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelerde yaşayan Türk ve akraba toplulukların tarih ve kültürleri üzerinde lisansüstü araştırmalar yapılması da amaçlanmıştır. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi de enstitümüzün görevleri arasında bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2018'den itibaren Türkiye'de 100. yıl dönümleri başlamıştır. 2018'de Mondros Mütarekesi'nin, 2019'da İzmir işgali, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin 100. yıl dönümleri kutlanmıştır. 2020'de ise sırasıyla Misak-ı Milli'nin kabul ve ilanı, İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile Sevr Antlaşması 100. yıl dönümleri bir şekilde çeşitli etkinliklerle değerlendirilecektir. İşte bizler bugün Misak-ı Milli'nin 100. yılını 100 yıllık muhasebe anlayışıyla çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü Misak-ı Milli 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan İtilaf Devletleri işgallerine karşı müdafaa hukukçuların öncülüğünde son Osmanlı Mevlüsan Meclisi'nde kabul ve ilan edilen Türkiye'nin barış şartlarıdır. Diğer bir deyişle bu barış şartları Türkiye'nin devlet ve toplum halinde bağımsız yaşayabilmesi için belirlenen kırmızı çizgileridir. Söz konusu kırmızı çizgiler 23 Nisan 1920'den sonra milli mücadelenin amaçları haline gelmiş, Lozan Konferansı sürecinde ise hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri ve hükümet Misak-ı Milli konusunda büyük bir duyarlılık göstermiştir. Kanaatim odur ki bu duyarlılık devirlere göre farklılık göstermesine rağmen bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi ideali niteliğini muhafaza etmiştir. Sempozyumumuz bir açılış konferansı, 3 oturum, 12 bildiriden meydana gelmektedir. Ne yazık ki 2 bildiri sahibi hastalıkları dolayısıyla sempozyuma doğrudan katılamamaktadır. Ancak Doktor Turgay Cin mümkün olursa Skype metoduyla öğleden sonraki 3. oturumda bildirisini bizlere sunacaktır. Bu vesileyle sempozyuma katılan bütün konuşmacılara şahsım ve enstitüm adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca sempozyumumuza katılan saygıdeğer dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Bir teşekkür de bu sempozyum hazırlanmasında emeği geçen düzenleme kurulu üyelerine, sekreteryada çalışan enstitümüz araştırma görevlileri Duygu Saygın, Umut Dere ve Anıl Dinçel'e, idari personellerimize ve hasreten de enstitümüz sekreteri Sayın Şaban Aykut'a da teşekkürlerimi sunarım. Son olarak bu sempozyumun başarılı olmasını diler, sempozyum bildirilerinin en kısa zamanda kitaplaştırılacağını haber verirken bütün katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim.
protokol konuşması için üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Hulusi Kalkan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın değerli hocam, sayın müdürüm, değerli hocalarım, sayın değerli katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Mülkiyat Tarihi Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 100. yılında Misaki Birliği'ne güncele okumak konulu sempozuna hepiniz hoş geldiniz. Misaki Birliği, milletin vicdanından doğan, milletin şahsı manevisinin barış deyince nasıl olması gerektiğini ifadesidir. Erzurum ve Sivas Kongre kararlarının temelini teşkil ettiği, Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerince oluşturulan bir heyet tarafından kaleme alınan ve ittifakla bütün Mebusan'ın kabul ettiği milli mücadelenin, İstiklal Harbi'nin mücadele kurallarıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin İstiklal ve İstikbalinin de kuruluş ve kurtuluş peçetesidir. Daha henüz yapılacak olan milli mücadelenin başarıya ulaşmayacağı belli değilken, devletin olmazsa olmazlarının bu belge ile tespit edilmiş olması, milli mücadeleyi gerçekleştiren kadronun ufkunu göstermesi açısından da son derece önemli. Bir diğer önemli husus, bu belgenin ilanı ile itilaf devletlerinin bu milletin geleceğini istedikleri gibi yön veremeyeceklerini de açık bir biçimde ifade edilmiş olmasıdır. Milli mücadele, Osmanlı Meclisi Mebusan tarafından resmen kabul edilerek Türk milletine mal edilmiştir. Meclis tarafından alınan bir karar olması nedeniyle Misak-ı Milli, demokratik meşruiyeti uygulaması gibi belki de benzersiz bir niteliğine sahiptir. Bugün sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri, ülkemiz üzerindeki etkileri ve yakın çevremizdeki olumsuz gelişmeler, Misak-ı Milli'nin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu vesile ile bitmeyen büyük milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. Sempozyumun bugünden bir bakış açısıyla Misak-ı Milli'nin anlaşılmasına önemli katkılar yapacağına olan inancımla tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve siz değerli hazırlığını saygıyla sunuyorum. Açılış konferansı için Profesör Doktor Cemil Koçak hocamı davet ediyorum. Pero
nasıl, neyle kaynaklarım var demiş. O da demiş ki işte gazeteler var falan. İlber Ortaylı Mehmet'in son derece küçümseyerek demiş ki öyle gazete okuyarak tarih yazılmaz demiş. Sonra gel zaman git zaman her ikisi o zamanki Sovyet Rusya'da Bakü Bilimler Akademisi'ne bir gün davet edilmişler bir konferansa. Oraya gitmişler bir akşam yemeğinde masaya bir başka yabancı bir tarihçi oturmuş. O da İlber Ortaylı'nın yanındayken ona sormuş. Siz demiş neyle meşgul olursunuz efendim demiş. İlber Ortaylı demiş ki Osmanlı tarihi. 19. yüzyıl Osmanlı tarihiyle ilgileniyor. Söz konusu tarihçi ve İlber Ortaylı'ya şöyle bir süzmüş ve demiş ki tarih demiş ancak taşın üstünde olur demiş. Taş da demiş kırık olacak. Mehmet Tuncay bu konuşmaya kulak misafir olunca dedi ki içimin yağları eridi. Yani İlber Ortaylı bir tarihçi görmezken İlber Ortaylı ile başkaları tarihçi görmek. Şimdi bizim elimizde misaf-ı milli deyince ne bir kırık taş var ne de bir sağlam taş var açıkçası. 100 yıl yeterli bir süre mi? Kabul edelim ki 50 yıl sonra 150. yılda bu binada genç tarihçiler Misak-ı Milli'yi değerlendirdikleri zaman bizimkinden çok farklı değerlendirecekler. Bu kaçınılmaz bir şey. Sonuç olarak bulunduğumuz yerden yani 2020 Türkiye'sinden geriye bakarak yaptığımız bütün değerlendirmelerin hiçbir zaman değişmeyecek gerçekler olamayacağını baştan kabul edelim. Ve bu kabulle başlayalım. Misak-ı Milli'ye baktığım zaman neler görüyorum? Şimdi kısaca onları arz etmek istiyorum. Birincisi, bizde çok yaygın olan bir şey var. O da çok sözünü ettiğimiz şeylerin geniş kitleler tarafından hiç bilinmemesidir. Çok sık konuştuğumuz Misak-ı Milli deyiminin tam olarak ne anlama geldiği konusunda bir kamuoyu araştırması yapılsa muhtemelen çok önemli oranda bir grup Misak-ı Milli'yi çok iyi bildiğini söyleyecektir bize. İçeriği hakkında bir kamuoyu araştırması yapılsa neredeyse kimse Misak-ı Milli metninin içeriğini bize nakledemez. Herkes aslında söyleyeceği şey şu. Misak-ı Milli Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çizer bir anlaşmadır. Bunun ötesinde ikinci bir cümleyi söyleyebilecek kimse olduğu kanaatinde değil. Sabancı Üniversitesi'nde 20 yıldan beri Atatürk İlkeleri ve İnkılapları dersi veriyor. Her dönemde öğrencilere Misak-ı Milli'nin metnini arkamda gördüğünüz güzel bir ekranda gösteriyorum. Fakat göstermeden önce Misak-ı Milli'yi bana kim anlatacak dediğim zaman söyledikleri şey esas itibariyle biraz önce söylediğim cümlenin ta kendisidir. Hiç hayatınızda Misak-ı Milli metni gördünüz mü dediğim zaman da kimse böyle bir şey görmemiş. Peki görmediğiniz bir şeyin bir efsane olup olmadığı konusunda nasıl emin olabiliyorsunuz diye sorduğum zaman ama herkes öyle diyor. Yani herkes öyle diyorsa eğer, bu bir tarihsel gerçek. Biz tarihçilere gelince, şimdi Misak-ı Milli metniyle meşgul olmak bence 100 yıl önceye geri döndükten sonra o dönemin atmosferi ve koşulları ve o dönemin kadrosu, siyasi kadroları ve askeri kadroları açısından meseleye bakıldığı zaman çok aydınlatıcı olabilir. O dönemi anlamak açısından çok aydınlatıcı olabilir. Yani ben ilk defa Mondros Mütarekesi'nin imzasından sonra mütareke hakkında bu kadar iyimser şeyler yazılabilmiş olduğunu gördüğüm zaman çok hayretler içinde kalmıştım. Çünkü sonuç olarak biz Mondros Mütarekesi'ni her şeyin sonu olarak öğrenmiş birisiyiz. Yani
Sonra bir de baktım, nasıl oluyor da 1918'de çok geniş bir grup, çok geniş bir kitle bu mütareke anlaşması, bu mütarekenin aslında olabilecek belki de en iyi sonuç olduğunu ve buradan hareketle bir happy end'e doğru gidebileceğini düşünebilmiş. Şimdi bugün 100 yıldan sonra bakıldığı zaman bu pek anlaşılmaz geliyor bize ama o dönemi eğer yaşamış olsaydık, 100 yıl önceye geri gitmiş olsaydık, o dönemde biz de yaşıyor olsaydık, belki aynı ruhu biz de hissedebilirdik. Ama bunun neden böyle olduğunu anlamak lazım. Bizde maalesef bu türden siyasi tarihe ilişkin ögeler güncel politikaya fazlasıyla bulaştırıldığından ya da bulaştırıldığından bu konular üzerinde soğukkanlı ve olabildiğince objektif değerlendirmeler, soğukkanlı değerlendirmeler yapmak zor oluyor. Zor olmak bir tarafa kaçınılmaz politik tartışmaların içinde meselenin asıl görülmesi gereken noktaları da maalesef heba oluyor. Şimdi biz hiç olmazsa böyle yüzüyle bir topluluk karşısında benim anlattığım çerçeve içinde kalarak Misak-ı Milliye bir bakalım. Aslında sevgili hocam Mustafa Kudan'ın kitabında da çok ayrıntılı ve bence çok nesnel bir şekilde ortaya konulduğu gibi ilk defa okuduğumda çok şaşırmıştım. Osmanlı İstanbul hükümetinin Osmanlı'ya Paris Konferansı'na gittiği zaman ortaya koymuş olduğu, yapmış oldukları konuşma ve talepler listesine baktığım zaman ben hayretler içinde kaldım. Çünkü bizim klasik eğitimimizde hani Damat Veli Paşa vesaire İstanbul hükümeti, Vahdettin'in padişahlığında Paris'te bu kadar yüksekten bir talep listesi koymaları beni çok şaşırttı. Şaşırttı, iki taraftan şaşırttı. Birincisi nasıl oluyor da bütün bu olmuş bitmiş sürece rağmen bu kadar yüksekten bir talep listesi koyabiliyorlar. Bunu düşünebilmişler. Çünkü 1918 Mondros imzalandığı zaman ve bu belki de Osmanlı Devleti'nin ayakta kalmasını sağlayacak bir anlaşma metni olarak görülmüş olmasının yanı sıra o dönemin siyasi ve askeri kadrolarının çok iyi bilmeleri gereken bir gerçeklik vardı ki İtiraf Devletleri Koalisyonu savaş sonrası için Osmanlı Devleti için düzenlemiş olduğu bir dizayn programı vardı zaten. Bu hani gizli anlaşmalardan ibaret olan bir şey de değildi. Çünkü bu gizli anlaşmalar 1917 Kasım'ında Bolşevik iktidarından sonra komünistler tarafından zaten kamuoyuna deklar edilmişti. Yani anlaşmalar gizliydi ama bir süre gizli kaldıktan sonra ifşa edildi. Ve bunların artık bilinmiyor olmasına imkan yoktu. 1917'de 18'de bilinen bu anlaşmalara rağmen neyi nasıl yapılacağına ilişkin bu kadar detaylı konuşulmuş meseleler varken dolayısıyla ortada siyasi bir amaç birliği ortaya çıkmışken Osmanlı elit kadrosunun bu kadar iyimser olabilmesi beni doğrusu çok şaşırttı. Bugün olsa biz mesela Suriye ve Irak konusunda, Orta Doğu konusunda yapılmış varsa eğer, gizli anlaşmaları biliyor olsaydık herhalde birçok konuda o kadar da iyimser olmaz diye düşünüyorum. Onun için onların iyimserliği beni şaşırtıyor. İkinci mesele, şimdi Misak-ı Milli Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını belirlemiş, tayin etmiş olan bir anlaşmadır cümlesini ciddiye alırsak eğer, Misak-ı Milli metninin de esas itibariyle kutsal bir metin olduğunu düşünmemeliyiz. O dönemde çıkmış olan bütün metinler gibi, bu dönemde çıkmış ve çıkacak olan bütün metinler gibi bunlar konjonktürel, o andaki siyasi güç dengesinin ortaya çıkardığı, anlaşmazlıkların ve uzlaşmaların ortaya çıkarmış olduğu metinlerdir.
Onun için yani bunlar böyle ayet gibi bir tarafa asıl hayatımızın geri kalan kısmını belirleyen metinler olarak görmek çok yanlış ve sakıncalı. Bu her dönemde geçerlidir. Onun için ben Müsaat-ı Milli metni o kadar kutsal bir metin olarak görmüyorum. Tam o sırada dönemin ortaya çıkarabilmiş olduğu bir siyasi metin olarak görüyorum ve o konudan, oradan hareketle metni analiz etmeye çalışacağım. Şimdi şaşırtıcı olan noktalar, bu Misak-ı Milli metninin tabii ki bir pazarlık, bir ne diyelim, bir anlaşma ve uzlaşma zemini üzerinden çıkmış olduğu gerçeğidir. Hiçbir metin yazıldığı andaki şekilde kalmaz. Hele hele bir meclis ya da ona benzeyen bir siyasi organ tarafından çıkacak olan bir metnin pek çok taslağı vardır. O taslak metinler üzerinden bir orta yol bulunur ve ortaya bir metin çıkar. Şimdi bu metne izninizle bir bakacağım. Beni hayatımda çok şaşırtan noktalardan bir tanesi, çok uzun yıllar önce Hocam Medret Tuncay'ın bu Misak-ı Milli'nin birinci maddesi üzerine yazmış olduğu bir yazıydı. Orada o ilk defa daha hiç lisans öğrencisi iken birdenbire farkına vardı ki ortada çok garip bir durum var. Bunu bütün tarihçilik mesleğinde hiç aklından çıkarmadım. Orijinal kaynak olarak gördüğünüz şeyler orijinal olmayabilir. Yani hani biz tarihçiler diyoruz ya, belge olması lazım. Belge sahih olması lazım. Sahte olmaması lazım. Orijinal olması lazım. Yani Misak-ı Milli metninden daha orijinal bir metin ne olabilir? Hocamın yazmış olduğu makalede metnin birinci maddesi gibi çok önemli bir kısmında mütarekenin imzalandığı gün Osmanlı toprakları içinde diye geçen kısmı aynı zamanda dışında kelimesinin de oldu. Şimdi o zaman metnin hüviyeti, karakteri ve siyasi felsefesi tamamen değişir. Çünkü normal koşullar altında ben yazıyor olsaydım bu metni, artık Osmanlı topraklarından tamamen çıkmış, İngiliz işgaline girmiş toprakların, yani bugünkü güney sınırımızın altında olan bölgenin bir daha geri alınabileceği düşüncesini aklımın bir kenarından asla geçiremezdim bugünkü koşullarda. Yani siz yenilmişsiniz. Yenilmişsiniz, yenildiğinizi teslim etmişsiniz. Teslim etmekle kalmamışsınız. Neredeyse kayıtsız şahsız denilebilecek bir mütareke imzalamışsınız. Ve hala arkasında yapmış olduğunuz siyasi demarşta işgal altındaki olan kısımlar üzerinde de hak iddia ediyorsunuz. Bu yani çok bana sorarsanız mübalağalı bir durum. Ama tarihçilik yöntemi açısından her zaman şunu aklımda tuttum. Gördüklerim, elime geçen kaynaklar daha sonra değiştirilmiş olabilir. Ben bunu daha sonra başka araştırmalarımda tıklarım. Mesela Serbest Cumhuriyet Fırkası üzerine yaptığım bir araştırmada hatırlatayım, Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulurken Atatürk'le fırkanın kurucusu olacak olan Fethi Okyar arasında meşhur bir mektuplaşma olur ve bunun üzerine parti kurulması için adım atılır. Bu mektuplar gazetelerde de yayınlanmıştır. O dönemin gazetelerinde yayınlanmıştır. Bütün serbest fırka literatürü Türkiye'de bu gazeteden alınmış, bu gazetelerde yayınlanmış mektupları kendilerine orijinal belge ve kaynak olarak kullanmışlardır. Ben de öyle yapacaktım. Ta ki Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde
mektupların orijinallerini görünceye kadar. Şimdi belki şaşıracaksınız ama gazetelerde yayınlanan da orijinaller arasında fark var. Oysa hani gazetede bile yayınlanmış. Nasıl olur da fark olabilir? Gazetelerde yazılan kelimeler değiştirilmişti. Fethi Bey'in mektubu çok daha yumuşatılmıştı. Şimdi böyle bir şeyi gördükten sonra her siyasi metnin siyasi konjonktüre göre, atmosfere göre değiştirilebilir olduğu gerçeğini bir kere biz tarihçilerin mutlaka kabul etmesi ve çok dikkat etmesi lazım. Gelelim tekrar Misak-ı Milli metnimize. İçeride ve dışarıda, şimdi sadece içeride demek başka bir şey, hem içeride hem dışarıda işgalini de söylemek bambaşka bir şey. Bunun üzerinde fazlasıyla bence durmak lazım. İkincisi, eğer Misak-ı Milli metninin hala kamuoyunda sanıldığı gibi sınırları belli eden bir metin olduğunu düşünüyorsan, burada da fazlasıyla yanılıyoruz. Misak-ı Milli metni hepimizin bildiği gibi hiçbir yerde bir sınır tespit etmez. Bu aslında bir hani gönülden geçenler nedir diye soracak olursanız herhalde gönülden geçenleri yazmışlar. Bunun siyasi bir gerçekliği ya da askeri bir gerçekliği olamaz. Zaten Damat Fethi Paşa hükümetinin temsilcileri de Paris Barış Konferansı'nda böyle yukarıdan bir metin okudukları için takdir ederseniz ki kovulmuşlar. Yani ben de olsam kovardım herhalde onları. Çünkü yani siz kimsiniz ki böyle yukarıdan bir şeyler söylüyorsunuz. Söyleyebilecek hiçbir şeyiniz kalmamış iken. Bunları görmeden Misak-ı Milli metninin anlamını değerlendirmek bence çok zor olur. Sonra metnin birinci maddesinde geçen kelimeler önemli. Osmanlı İslam çoğunluğu gibi bir yapıydı. Hala bu dönemde bile bütün milli mücadele döneminde olduğu gibi Türk kelimesinin özellikle vurgulanmaması dikkat çekici. Bu dönemin deyimiyle mücahede-i milliyenin esas karakterini de bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Sonra bir adım daha adım. Madem ki mütareke sınırları, sadece mütareke sınırları içinde olan kısmı bir an için dikkate alalım. İkinci maddeye gelelim. Buradan itibaren Birinci Dünya Savaşı sonrasında hem Amerikan Başkanı Wilson'ın ortaya çıkarmış olduğu ve hem de çok süratle yayılan bir ne diyelim siyasi bir patlama var. Bu patlama ya ben referandum patlamasıydı. Her yerde kimin nerede kalacağına karar vermek üzere bir referandum silsilesi başlıyor. Bu sadece Misak-ı Milli metninde görülen bir şey değil. Onun orada görülmesinin nedeni bu patlama. Çünkü Alman ile yapılan barış anlaşmasında da böyle referandum maddeleri var. Her yerde referandum yapılsın. Yani buradan bakıldığı zaman hani ne kadar özgürlükçü ve demokrasi yanlısı bir eğilim gibi görünüyor. Fakat tabii bu referandum işi çıktığı andan itibaren yani her yerde kimin çoğunluk olduğu meselesi. Çünkü referandum sonuç olarak bizdeki şey başkanlık şeyi gibi, seçimi gibi yani 51'i bulacaksın sonuç olarak. 49'da bir daha kimse bakmayacak. Çünkü bir defa karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki biz şurada kalıyoruz. Kalan 49 ne olacak? Bunun siyasi sonuçları ne olacak? Bunlar düşünülmüş şeyler değildir. Tıpkı İngiltere'de yapılan son Brexit oynamasında olduğu gibi. Yani %52 çıkalım dedi, %48 çıkmayalım dedi. Bu tür halk oynamalarının aslında çok önemli siyasi ne diyelim olumsuz sonuçlar doğabilir. Çünkü çok büyük bir kısmın da iradesini hiçe sayıyorsunuz. Şimdi Avrupa Birliği'nde kalalım diyen 48, bundan sonra İngiltere'nin politikasında ne yapacak? Bu her zaman bir problem olacak. Referandum yapalım, çok güzel. Nerede referandum yapalım diyorsunuz? Kars, Ardahan ve Batı.
Üniversitesi'nden biliyorsunuz. Milli mücadelenin ilk önemli anlaşması Ruslarla yapılan anlaşmadır. Sovyetler Birliği ile yapılmış olan askeri ve siyasi ve diplomatik anlaşma 1920 Moskova Anlaşması. Moskova Anlaşması. Moskova Anlaşması'nı yapabilmek için de bu ikinci maddeyi tamamen görmezden gelmek lazım. Onlar da diyecekler ki Batı bizde kalsın, Türk tarafı da kalsın. İşte 3 aşağı 5 yukarı bir sınır çizeceksiniz. Çünkü buradaki, burada konuşulacak olan şey 2 kilometre o tarafta kaldı meselesi değil. Sovyetler Birliği'nden Ankara'ya gelecek olan yardım. Eğer o yardım gelmezse zaten ortada bir mücadele kalmayacak. Onun için ortada bir kilometre kalmayacak. O yüzden bunu kabul etmek durumundasınız. Zaten ilk başta bu Kars Ardahan ve Batum referandumundan ister istemez vazgeçiyor. Fakat dikkat çekici olan nokta şu. Şimdi meclisteki konuşmalara baktığınız zaman da onlar ise bu misak-ı milli metninin bir siyasi metin olduğunu bile bile buna bir kutsal metin muamelesi yapmaya o zaman başlıyorlar. Kim başlıyor? Muhalif. Biliyorsunuz bir iktidar normal koşullar altına attığı bir anlaşmayı çıkıp da ya bu kadar iyi bir anlaşma değildi ama ne yapalım kabul ettik geçtik diyemez. Yaptığı anlaşmanın ne kadar muhteşem bir anlaşma olduğunu kamuoyuna ikna etmek zorunda. Bugün de böyledir, dün de böyledir. Normal olarak Ankara hükümeti de bunu yaptırmayız işte. Sovyetler Birliği anlaşmanın rasyonel gerekçelerini ortaya koydu. Fakat muhalefet sadece muhalefet olsun diye bu rasyoneliteyi bir tarafa bırakıp bir dakika ikinci maddeye göre diye başlayınca işin rengi tamamen değişmiş oldu. O günden bugüne daha Moskova Anlaşması imzalandı ve Batum Misak-ı Milli'ye rağmen referandum yapılmaksızın teslim edildiği için o günden bugüne Misak-ı Milli'nin ihanete uğradığı söylemi devam etmektedir. O zaman başlamıştır bu iş. Yani Lozan'dan sonra falan işte Lozan bir ihanet midir, değil midir gibi konuşmaların aslında ana kökeni bu Batum meselesiyle başlamıştır. O günden beri kutsal bir metne ihanet edildi mi, edilmedi mi tartışması her konjonktürde, her siyasi konjonktürde siyasi konjonktürün niteliğine göre biraz varyantlar içinde devam edildi. Sonra bir başka Batı Trakya'da da referandum talep edildi. Tabii öyle bir şey olsa, referandum olsa gerçekten de Batı Trakya o dönemde de Müslüman çoğunluğun olduğu, ezici çoğunluğun olduğu bir yer olduğu için kendiliğinden Yunanistan'dan ayrılacak. Tabii böyle bir referandum da olmadı. Fakat burada enteresan olan şey, Batı Trakya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda ilgisi olmadı. Yani biz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz Batı Trakya'yı Balkan Savaşı'yla kaybettik. Ve Balkan Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalarla birlikte Batı Trakya'yı ve diğer yerleri iade ettik. Şimdi bunun Birinci Dünya Savaşı'yla bir alakası yok. Eğer her şeye yeniden başlayacaksak, o zaman sadece Balkan Savaşı'na değil, 93 Harbi'yle başlayabiliriz. Veya Viyana'ya kadar geri dönebiliriz, değil mi? Bunun bir sonu yok. Yani eğer geri dönülmeye başlıyorsak, sadece bunu da biz yapamayız. Herkes yapmaya başlar. O Sırplar da muhakkak kadar gidebilirler falan. Bu böyle bir şey anlamsız. Batı Trakya'nın burada tekrar zikredilmesinin bence ne diyelim, dönemin haleti ruhiyesini gösteren bir şey. Balkan meselesi unutulmuş bir mesele. O yüreklerin bir tarafında yapıcı bir şekilde durmaya devam ediyor. Bugün bile Balkanlar denince aslında Balkanların kaybı daha erken olmakla birlikte Orta Doğu'nun kaybından daha fazla yürek yapıcı bir mesele. Balkanların kaybı, Balkan savaşı. Hiçbir zaman Filistin cephesinin sonuçları konusunda kimsenin yüreği bugün o kadar yanmaz. Ama Balkanlar deyince o başka bir haleti yüreği. Ben bu maddede bunu görüyorum.
O zaman da böyleydi, bugün de böyle. Sonra vaazlar meselesi. Zaten bu vaazlar meselesi yine biliyorsunuz çok uzun yıllar boyunca bir bela oldu. Bela olmasının nedeni de vaazların Osmanlı Devleti'nin kilit önemli politik noktalarından bir tanesi olması. Daha da önemlisi Rusya, İngiltere ve Fransa arasındaki ittifakın ana bağlantı noktası haline gelmiş olması. Onun için Birinci Dünya Savaşı'ndaki boğazlar meselesi Çanakkale'de Yeniboğlu'nun bize anlattığı gibi bu konu aslında herkes tarafından son derece hassas ele alınması gereken bir konu. Şimdi bu kadar maceradan sonra mesela Batı Trakya'da referandum talep ederken Batum'da referandum talep ederken efendim birinci maddede işgal altında kalmış olan yörelerde bile referandum talep ederken yani Arap bölgesinde de değil referandum talep ederken bütün buralarda hala hak iddia ederken bir anlamda iş boğazlara geldiğinde bunun imkansız olduğu düşünülmüş diye bu talepten tamamen herhangi bir talepten vazgeçilmiş ve açık çekilmiş. Demişler ki burada sizin söyleyeceği, oy birliğiyle söyleyeceğiniz ne varsa biz bunu en baştan kabul etmeye hazırız. Yani bu konuda hiçbir şekilde bir karşı taviz alınamayacağı konusunda da bir ruh hali, bir siyasi gerçeklik oluşmuş durumda. Bu bence boğazlar konusundaki bu hassasiyetin siyasi gerçeklik ayağını nasıl algılandığı bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Sonra bir meseleye daha azınlıklar ne olacak? Hristiyan azınlıklar ne olacak? Çünkü daha 1920'den 5 yıl geriye gidiyoruz. 1915 Ermeni teşkili ve kırımı. Bu bugün olduğu gibi o gün de herkes tarafından zaten bilinen bir gerçeklik. Üstünde konuşulmaya değer hiçbir tarafı yok. Bunu herkes biliyor. Eğer siyasi bir gerçeklik olarak bunu kabul ederseniz ister istemez karşı tarafa bunların bir daha asla tekrar etmeyeceğinin garantisi verilmesi lazım. Çünkü aksi takdirde eğer böyle bir garanti verilmezse ya da böyle bir garanti verilse dahi bu garanti uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir soru işareti kalmamasına dikkat etmeniz lazım. O yüzden güvence vereceksiniz. Ve bunu yaparken ancak yapabileceğiniz şey biz kesinlikle bu güvenceyi veriyoruz. Bunun karşılığında gönlümüzden şöyle geçiyor. Komşu ülkelerde sınır dışında kalacak olan Müslüman kardeşlerimiz için de ilk böyle bir şey yapınız. Lütfen yapınız. Yani karşılıklı olarak eşit bir ilişki burada tutturmak çok zor. Şöyle diyor. Umuduyla, ümidiyle. Sizin de böyle bir şey yapacağınız ümidiyle. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde yani böyle şeyler biz yapacağız, sizin de yapmanızı ümit ediyoruz falan tarzı şeyler geçerli olmaz. Geçerli olsaydı zaten şimdiye kadar Avrupa Birliği'nden göçmenlerle ilgili anlaşmalar çoktan yerine getirilmiş olurdu. Böyle bir beklenti olamaz. Ve tabii ta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş zamanından beri milli olmanın ve milli bir topluluk ve bir milli bir ekonomi olmanın genel geçer ilkesi olarak kapitülasyonlar meselesi de yani gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ediyor, olmaya devam edecek. Çünkü Zafer Toprak Hoca'nın yazmış olduğu uzun yıllar önce bir kitap vardı, Türkiye'de Milli İktisat diye. Orada da çok açık bir şekilde göründüğü gibi devletin ve toplumun gelişmesi, ilerlemesi adına ne derseniz kalkınması milli iktisat olacak. Ve bu milli iktisadın en önemli öncüsü de kapitülasyonların kaldırılması. Kapitülasyonlar kaldırılmadan milli iktisat olamıyor. Onun için kapitülasyonları kaldıracağız. Kapitülasyonları zaten kaldırmıştık Birinci Dünya Harbi'ne gelince ama çıkarken bu tekrar gündeme geldi. Bir de
bir anlamda bir uzlaşma ve anlaşma çiçek buketi olarak sunulmuş olan borçlar meselesi var. Borçların, Osmanlı borçlarının kesin olarak ödeneceği konusunda da garanti veriyor. Bunun da şöyle bir nedeni var. Yine hepinizin bildiği gibi Rusya'da komünist ihtilalinden sonra iktidara gelen Bolşevikler bu emperyalist kapitalist sistemin vermiş olduğu paraları bir daha geri vermeyeceklerini ilan ettiler. Yani Rusya'nın da çok borcu var bizim gibi. İngiltere'ye, Fransa'ya, ona buna. Onlar da fakir birilerine çünkü. Fakat komünistler dediler ki kapitalistlere bu paraları vermeyiz. Zaten onlar bizi sürdürmek için bu paraları verdiler. Ve büyük bir kavga çıktı Ruslarla diğerleri arasında ama komünistler parayı vermediler. Tabii parayı vermedikleri için de başlarına başka şeyler gelmeye başladı. İşte ambargolar vesaire. Yani eğer söz dinlemezseniz, hani paranın üstüne yapmaya kalkarsanız bunun sonuçları mutlaka olacaktır. Yani olmaması mümkün değil. Onun için burada şöyle bir uzlaşma dedim ha. Bu parayı biz ödeyiz. Yani buradan zannetmeyin ki burası bağımsız olursa, şu olursa, bu olursa sizin paranızın üstüne yatarız. Böyle bir şey de olmayacak. Şimdi bütün bunları tekrar hatırladıktan sonra şu noktaya geliyoruz. Bu aslında sonuç olarak karşı tarafa yöneltilmiş bir öneri paketi. Bazı noktalarda bir iki adım geri çekilmiş, bazı noktalarda da bir iki adım ileri çıkılmış. Kendilerine göre bir dengeleme yapmışlar. Kendilerine göre bir önem belirtisi vermişler açıkçası. Her birinin o anda neye daha çok önem verildiğini bize gösterir. Şimdi bu Misak-ı Milli'nin ne ölçüde uygulanabildiğine bakacak olursak eğer Rusya ile olan anlaşma Batum'u ve ikinci adım Fransızlarla anlaşma. Bu sefer de Ankara Anlaşması'nda 1921 Fransa ile yapılan anlaşmada güney sınırı çizilirken yani bugünkü Suriye çizilirken İskenderun diye bugün adlandırdığımız toprak karşı tarafta kalır. Çünkü onun da siyasi bir gerçekliği var. Fransızları karşı taraftan alıp olabildiği kadar yanımıza çekebilmenin bir bedeli olması lazım. Bu bedel de böyle ödenecek. Fakat aynı meclis bu defa Fransızlarla yapılan anlaşmaya da muhalefet edecek. Meclisin tamamı değil ama muhalefet edecek. Argüman hep aynı. Burada öyle yazmış. Burada diyor ki referandum yapılacak. Ama bunun yapılmasına imkan yok. Sonra bir adım daha atalım. Lozan. Asıl Misak-ı Milli ile Lozan'ın neredeyse bir anlamda karşı karşıya getirildiği alan o meclisteki iktidar ve muhalefetin bir anlamda hani düellosuna bağlamak gerekiyor. Yani bu da muhalefetin iktidar karşısında kullanabileceği en önemli bir siyasi argüman olarak ortaya çıkmış oluyor. Neyi eleştireceksiniz Lozan konusunda? O zaman Misak-ı Milli'nin neden yerine getirilmediğini soracaksınız tabiatıyla. Ve iktidardan bunun cevabını bekleyeceksiniz ve tabii iktidarı bir anlamda sıkıştırmış olacaksınız. Çünkü eğer buna bir kutsal metin muamelesi yapacak olursanız eğer iktidar ister istemez bu metine bağlı kalmak zorunda ama yaptığı şey bu değil. Bunun izahı da çok güç takdir edersiniz. Musul meselesi de böyle bir problem ortaya çıktı. Nasıl Musul verirsiniz? Çünkü bu Misak-ı Milli'ye dair. İskenderun Misak-ı Milli'ye dair Batı'yı da vermişsiniz zaten tarihinden. Siz her yere veriyorsunuz. Şimdi meclis tutanakları olduğu zaman insan hakikaten hayretler içinde kalıyor. Çünkü her dönemde iktidarla muhalefet arasındaki ilişkinin gerginlik derecesinin ne ölçüye çıkabileceğini anlıyor. Bu sadece bugün veya bugünün değil, 1920'lerin Türkiye'sindeki iktidar muhalefet ilişkisinin de nereyin noktasını burada buluyorsunuz. Çünkü muhalefet çıkacak ve çok rahatlıkla meclis üstünden diyecekler ki
Memleketi satıyorlar. Farkında mısınız arkadaşlar? Satılıyoruz. Çünkü bakın biz artık bir cimetli burada. Fakat bu arkadaşlar bunu gerçekleştiremiyorlar. İki ihtimal var ya. Bu iktidar gider, gerçekleştirilen bir iktidar gelir. Ya da biz bu iktidarı vatana ihanetle suçlayabiliriz. Çünkü gerçekten de aynen böyle oldu. O Lozan tartışmaları vardır ya, bugün de devam eden. Zafer mi, hezimet mi falan tarzı. Aslında o tip tartışmalar aradan uzun yıllar geçtikten sonra, kitapları okursanız görürsünüz, o dönemin meclis tutanaklarından alınarak yazılmış kitaplardır. Yani argümanlar hiç değişmez. Birinci meclisin muhalefetinin ikinci grubunun kurmuş olduğu bütün siyasi argümanlar yıllar sonra kitaplarda, makalelerde, gazetelerde tekrar ile gelmiştir. Üzerine yeni hiçbir şey konulmuş da değildir. Bir de bunu hayretle görmek lazım. Yani yeni bir şey söylüyor musunuz? Hayır. Zaten her şey söylenmiş zamanında. Söylenecek bir şey de. Peki Lozan gerçekten de Misak-ı Milli'nin inkarı mıdır? Bir kere böyle kelimelerden bahsetmek doğru değil. Çünkü bu 1920'nin Şubat ayında ilan edilmiş olan bir metin. 1922'ye, 1923'e gelindiği zaman koşullar tamamen farklı. Siyasi gerçeklik açısından zaten burada söylenenlerin tamamını yapmak söz konusu olamaz. Eğer milli mücadelenin siyasi ve askeri güç dengesini gerçekçi bir şekilde analiz etmeye kalkacak olursak böyle bir şey mümkün değil. Sadece Yunan ordusunun yenilmesiyle İngiltere ve Fransa'ya karşı herhangi bir şeyi bilek güreşinde kabul ettirmek imkansız. Bu bugün hani Suriye'de ve Irak'ta Amerikalılar, Ruslar çıksın demeye benzer yani. Dersiniz de yani. Kim çıkar ki? Niye çıksın? Sonuç olarak iş şuraya gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste en sonunda söylediği şey gelir. Konuşmanın sonuna doğru gelirken. Mustafa Kemal Paşa'da çıkacak diyecek ki yani bu Misak-ı Milli, Misak-ı Milli diye amigoluk yapılırken bu diyecek, bu metni yazanlar da orada oturuyorlar. Çünkü yani metni yazanlar orada oturuyorlar, metni hazırlayanlar burada oturuyorlar. Şimdi yani aynı ekip birbirini suçlamaya başlıyor bir noktadan sonra. Bunlar çok sık olur politika hayatında. Bir dakika diyecek yani. Okurken zaten birisi parmak kaldıracak diyecek ki, onu ben yazdım diyecek. Şimdi kimi yazmışsın? Kim yazdı bu metni? Kim yazdı bunu? Ben yazdım diyenler var orada. O da Mustafa Kemal Paşa diyecek ki, keşke hiç yazmasaydınız. Yani bu metnin kutsal bir metin olmadığını bizzat Atatürk meclis kürsüsünden de keşke hiç yazmasaydınız. Çünkü bu olabilecek bir metin değil. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yine Mustafa Kemal Paşa'nın sözüyle alabildiğimiz kadarını alıyoruz, alamadığımızı da bırakıyoruz. Hepsi bunlar. 100 yıl sonra Misak-ı Milli'ye baktığımız zaman bugün güney sınırlarımızda olan bitenlerle Misak-ı Milli arasında doğrudan böyle bir irtibat kurarak neden sonuç ilişkileri için böyle basit analizler yapmanın bence fazla bir anlamı yok. Yani 100 yıl önce bunu yapanlar, sınırı çizenler, bugünü tahrik etmeleri imkanı yoktu. Bugün olan bitenleri 100 yıl sonra neye dönüşeceğini bizim bugün bilemiyor olmamız gerekiyor. Asla bilemeyiz. O yüzden Misak-ı Milli'nin bütün bu 100 yıl esnasında ve bugün değerlendirirken bunun bir basit bir siyasi metinden ibaret olduğunu söylemeye çalıştım. Beni dikkatle dinlediğiniz için, sabrınız için ayrıca teşekkür ederim. Profesör Doktor Cemil Koçak hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi 15 dakikalık bir çay aramız var. Sonra birinci oturuma devam edeceğiz.
Olsun.